Brezilya olaysa hangi ülkeler kaldı? Ya asıl en önemlisi İngiltere. Çünkü İngiltere en büyük olay. Bir de ondan önce Amerika var. Ya İngiltere hala en büyüğü. Onaylamanın en önemlisi. Amerika Kasım'ın sonunda belli olacak. En geç. Amerika Kasım'ın sonunda belli olacak. İngiltere asıl ama. Ya İngiltere çünkü normalde karar verecekti. Sonra dediler ki biraz daha detaylı inceleyeceğiz. İngiltere 13 Mart'tı. İngiltere 13 Mart'a kadar daha erken cevap verebilir İngiltere. Yani maksimum verebileceği tarih 13 Mart. Çok büyük ihtimalle daha erken karar verir. Ya şöyle söyleyeyim, Amerika karar verdiğinde İngiltere de verir. Birçok kişi Amerika'nın şeyini şey yapacak. Amerika ne oy verirse ona doğru şey yapacaklar. Niye oyluyorlar? Bu Microsoft'un Activision'ı alıp almama şeyini. Monopol değil mi diye. Ama şey çok güzel cevap vermiş. İnanılmaz güzel cevap vermiş. Brezilya'daki. Dur bak, Brezilya'yı söylüyorum. Brezilya bayağı bildiğin şey demiş. Yani bunun görüşülmesi zor, tekel olması mevzusu anlıyorum da parası olan bir şey alırken bunu düşünmek zorunda mı? Etik olarak ne kadar mantıklı? Konuşulması çok mantıklı bir şey. Çünkü şöyle bir şey var. Bu konuşulmazsa bir şirket en üst, mesela diyelim ki oyun şirketisin. Oyun şirketi değil de Microsoft üzerine. Yok, Microsoft değil de herhangi bir firma üzerine konuşalım abi. Adamlar bir ürün üretiyor. Bu ürünü sadece bu herifler üretiyor. Onun rakibi çıktı. Rakibi çıktığı için daha ucuz fiyat olacak ve daha iyi ürün geliştirilecek. Rekabet olacak. Ama ondan sonra diyor ki bu asıl hani tek üreten firma. Sen bizim fiyatımızı düşürüyorsun ve şey yapıyorsun. Biz seni satın alalım. Ününü sikelim senin. Bu sayede biz ürünü hala geliştirmeyelim. Ama oyun piyasasında illaki rakipler olacak. İşte onu bilemezsin. Onu bilemezsin. Şöyle bir şey var. Microsoft girene kadar konsolda Sony'nin rakibi yoktu. Nintendo ayrı bir seviye çünkü. Nintendo kendi şeyiyle yapıyor. Yani rakibi yoktan kastım hani Nintendo tarafına gitmeyen Sony'nin rakibi yoktu. Yani vardı. Kompetitif rakip öldü. Ondan sonra yani. O yüzden tahmin edemezsin. Bir de şöyle bir şey var. Hani AAA dediğin şey inanılmaz pahalı olduğun için bunu geliştirmek de zor. Ücret olarak, şey olarak. O yüzden konuşulma. Ben yani önemli buluyorum. Ha, şöyle bir şey var. Bu Microsoft'unkisi monopoli değil zaten. Konuşacaklar. %99'da izin verecekler. Çünkü Microsoft monopoli değil. Monopol olmaya yakın bile değil. Yani öyle de bir gerçek var. Tencent var. Tencent'ten daha önce olmuş şey var. Sony var. Yani şu anda Sony konsol camiası için konuşuyoruz. En büyük firma ve farklı en büyük firma yani. Hani Sony konsol camiası, Microsoft 3. 4. falan yani yakın bile değil. Rekabet olarak şey olmaya, birinci olmaya. Ve Sony birinci, farklı birinci yani. O yüzden hani ben Nintendo bir sanıyorum. Yok, Sony birinci diye biliyorum. Ya o yüzden hani Microsoft'un bu Activision alarak monopoli etmesi mümkün değil. Ha, şey bu arada doğru. Activision alması çok büyük bir hamle. Yani Activision alması çok 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 büyük bir hamle. Hani Call of Duty düşündüğünüzden çok daha büyük bir market player. Hani Call of Duty çok insana şey aldırır. Konsol değiştirir. Ama Sony'yi öldürmez bu. Yani monopol yapmaz. Aradaki fark o. Monopol yapmaz yani bu. Olay monopol yapıp yapmama konuşması çünkü. Hani çünkü sen Sony olarak kayıp yaşayabilirsin. Bu da işin bir şeyi. Rekabet budur. Ama hiç kimse seni almayacak seviyeye getirmez Sony'nin oyunlarını. Alma bak. Ama PlayStation oyunu PlayStation çekemeyecek kadar büyük bir Sony kitlesi olduğunu unutmamak lazım. Hayvan gibi çeker. Öyle bir çeker ki PlayStation'dan. Deal, marketing deal'ı bittiysene bu PlayStation'a gelmez. Net söylüyorum. Orada bir sene kaybedici parayı bir sene sonra kazanır. Çünkü konsol aldırır. Üzerine aynı zamanda PC'den oynarlar. Hiçbir kaybı da olmaz. Yani o marketing, pazarlama araştırması, pazarlama anlaşması bittiği saniyede
net bir şekilde direkt çekerler. Bir saniye bile durmazlar. Ve şöyle çekerler. Game Pass PlayStation'da olsun getiririz derler. Çok net söylüyorum. Exclusive değil. Konsol exclusive değil. Game Pass exclusive yaparlar oyunu. Game Pass hangi bir cihaza gelirse gelsin hallederiz derler. Orada da Sony'ye top paslarlar. Şey yani. Mesela bak şöyle. Bu Brezilya'nın açıklaması şu. Game Pass'in PlayStation'a gelmesi imkansız. Bence de kesinlikle imkansız. Ama yani teorik olarak, yazılım olarak gelebilir. Cade yani şeyin Brezilya'nın ekonomi defans şeyi demiş ki konsol camiasında her zaman bu rekabette eksklusif içeriğe yatırım en önemli şeylerden birisidir. Kulak onlar kolay kısımlar. Kabul etme kısmı zor kısım. Ha, denildiği gibi işte şey diyor. Böyle bir devlet kurumu var. Var. Bizde de var. Adamlar bayağı şey demişti hani araştırmalarımıza göre zaten hani eksklusif yatırımlara olan şeyler harcamalar, yatırımlar, eksklusif içerikler olan yatırımlar zaten konsol şeylerin konsolların kapışması için en büyük şeylerden birisidir. Knox o dediğin şeyler çok küçük şeyler bu arada. Onun dışında burada Sony'ye laf çakmışlar. Bu çok güzel. Burası çok güzel. Hani PlayStation bu konuda ağlıyor ama PlayStation'ın şu anda konsol camiasında, konsol marketinde 20 yıldır dominant olmasının en büyük sebebi özel içerik. Adamlar direkt this you yapmışlar. Bayağı bildiğin. Ustam bu sen değil misin lan? Hani bu konuda ağlıyor 20 yıldır aynı boku yapıyorsun demişler. Oha adamlara bak. Allah adamlar ne laf yapıştırmış baksana. Şey demişler. Activision Blizzard'ın almasıyla beraber ve Xbox'a eksklusif yapması tabii ki de normal bir şey olur. Çünkü Microsoft zaten hani kompetitif şey yakalamak zorunda. Hani bir avantaj kazanmak istiyor. Bunu tabii ki de bu Activision Blizzard oyunlarının eksklusif olma şeyini tabii ki de düşünüyoruz. Ama bu yapılan hareket rekabet ettiği firmaları kapatma noktasına getirmez. Gördüğünüz üzere Nintendo hiçbir Activision Blizzard oyununu desteklemiyor ama ona rağmen markette hayvan gibi dayanabiliyor. Aynı zamanda bunu yapması PlayStation'ı daha kompetitif yapar. Kullanıcıya daha çok yarar demişler. Bayağı bildiğin. En sonunda da şu laf bir de laf çakarak kapatmışlar Sony'ye. Bizim bu bakanlıktaki amacımız şirketlerin ve rakiplerin birbirlerini karşı korumak değil, kullanıcıyı korumaktır demişler. Bayağı bir saplamış yani en sonunda da. En sonunda da cidden sapla diye laf yani sikmiş. Çok güzel açıklama yapmışlar ama. Ama böyle yani olay bu elinde sonunda. Cross platform direnen Sony'ydi. O bak şimdi dediğim gibi. Yiğidi öldür hakkını yeme arkadaşlar. Xbox 360 zamanında da cross platforma direnen Microsoft'tu. Hani kim o jenerasyon öne geçiyor o cross platform istemiyor. Çünkü niye isteyesin? Çünkü cross platform yapmazsan arkadaşları PlayStation alıyorsa ki hepsi öyle yapıyor. Kendisi Xbox alamayacak noktaya geliyor. Çünkü beraber oynayamıyorlar. O çok büyük bir elinde koz. Yani o yüzden de Sony'ye o lafı çakamayacağım. Hani çakarım ama hani ikiyüzlük olur. Çünkü yani bunu her firma yapıyor. Ama şey konusunda yani harbiden Xbox ve Activision konusunda Sony'nin ya şey diye ittirmesi çok komik. Abi eksklusif bizi bitirir. Ustam yıllardır yapıyorsun anasını satayım yani. This you. Hemen abone olun.